Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Yahudiler ve Hristiyanlar Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu biliyorlar mıydı? Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında o günün Yahudi ve Hristiyan alimleri peygamberimiz Hz. Muhammed'in en son gönderilen peygamber olduğunu biliyorlar mıydı? Evet bununla ilgili tarihi kaynaklarda pek çok bilgiler ve belgeler mevcuttur. Hatta bununla ilgili nazil bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ee, Bakara suresi 146. ayette kendilerine kitap verdiklerimiz onu yani Hz. Muhammed'i evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Hal bölge, hal böyleyken içlerinden bir kısmı bile bile hakkı gizlerler. Dolayısıyla kendi dönemindeki Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat ve İncil'de gördükleri bilgilerle Peygamberimiz Aleyhisselat ve görür görmez tanıyorlardı ve hatta bir kısım Yahudi alimleri Peygamberimiz bizatihi görür görmez hemen iman etmişler ve demişlerdir ki bu yüzde hile olamaz. Bu zat ahir zaman peygamberidir. Çünkü biz bunun özelliklerini okuduğumuz mukaddes kitaplarda gördük demişlerdir. Bunlardan bir tanesi Abdullah ibn Selam Hazretleri. Hatta okuduğum ayeti kerime nazil olunca Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz o zata sormuş. Ya Abdullah, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala peygamberimiz için Yahudi ve Hristiyanların onu gördüklerinde, çocuklarını gördüklerinde tanıdıkları gibi tanırlar buyuruyor. Gerçekten sen bu şekilde tanıdın mı diye sormuş ve Abdullah ibn Selam Hazretleri evet ya Ömer ben o zatı görür görmez kendi evladımı gördüğümde nasıl tanırsam öyle tanıdım. Hatta ondan daha ilerisi şekilde. Neden? Çünkü ben evladımın gerçek evladım olduğu konusunda yüzde yüz emin olmayabilirim. Eşim beni aldatmış olabilir. Ancak o zatın Allah'ın elçisi olduğu konusunda hiçbir şüphem yoktu. O kadar net ve kesin olarak onun Allah elçisi olduğunu tanıyordum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bildirilen o zat Tevrat'ta bildirilen zattı. Ben Tevrat'ta okuduğum bilgilerle Tevrat yalan söylemez öyle inanıyorum. Onun için Tevrat'ta okuduğum bilgilere göre o zat Allah'ın elçisi demiştir. Dolayısıyla e, gerek o zamanın Yahudi ve Hristiyan alimleri, gerekse bugüne kadar gelen birçok Yahudi ve Hristiyan alimleri Tevrat ve İncil'deki peygamber Efendimizin özelliklerini okuyarak Müslüman olmuşlar ve bütün dünyaya da bunu alenen açıkça ilan etmişlerdir.